Belki çoğumuz hayvanlar üzerindeki deneylere karşıyızdır. Belki on binlerce deney sırf insanoğlu daha güzel görünsün veya daha sağlıklı olsun diye yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Karşı ol ya da olma. Bu deneyler olmasaydı günümüzde bulunan bazı ilaçlar ya da kozmatik ürünler şu anda bu seviyede olmayabilirdi. Peki ya insanlar üzerinde yapılan deneyler yok mu sanıyorsunuz? İnsanlar üzerinde yapılan ve ters giden deneyler buzdağına hoş geldiniz. Bu video belli bir sebeplerden dolayı internetten kaldırılabilir veya kısıtlama alabilir. Desteklerin için lütfen beğenmeyi, keyif alırsan da abone olmayı unutma. İlk deney Stanford hapishane deneyi. İnsanoğlunun sadece doğru şartlar altında nasıl içerisindeki gerçek kötülüğü gösterebilen bu deney Philip Zardo tarafından yürütüldü. Bu video içerisinde izleyeceğiniz her bir deneyin bir amacı vardı. Stanford deneyi ise insanlara tüm bir otorite gücü ve altına bu otoriteyi dinleyecek insanlar koyarsak ne olurdu? 1971 yılında 2 hafta boyunca 40'tan fazla bir insanı hapishaneye kapatırlar. Ve bu mahkumları kontrol etmek için 10 tane polis memuru alırlar. Yanlış anlamayın, bu bahsettiğim tüm kişiler gazetelerdeki ilanlar sayesinde günde 15 dolara bu deneye katılan normal insanlardı. 15 gün sürmesi gereken deney sadece 6 gün sürebildi. İlk gün her şey yolundaydı ama ikinci gün sözde polis memuru gibi davranan kişiler yine sözde mahkumlara zorbalayıcı ve insanlığa sığmayacak davranışlar yapmaya başladılar. Her şey kameralar tarafından kayıt ediliyordu ama kimse sesini çıkarmıyordu. Çünkü herkes neyi imza attığını biliyordu. Üçüncü güne geldiğimizde tüm mahkumlar şıplak bir şekilde dans edilmeye zorlanıyordu. Dördüncü günde ise mahkumlardan kendilerini eğlendirebilmek için fiziksel olarak niyetleri dışında istedikleri şeyleri yapmaya başladılar. Ve 5. günde Profesör Christina Maslak kontrol için deney alanına gider. Ve mahkumların haklarından memnun olmadığı için aşık grevi yaptığını görürler. Profesör mahkumların iğrenç ve insanlık dışındaki kötü koşulları altında kaldığını fark edince tüm deneyi kapatır. Ve bu sayede bu korkunç deney 6. günde biter. 1932 yılında Tuskegee'de 399 siyahi erkek üzerinde sifiliz araştırması yapılmaya başlanır. Her ne kadar 1800 1865 yılında siyahi köleliğin bittiği söylense de 1932 yıllarında ırkçılık ve siyahilere karşı adaletsizlik has Sifiliz hastalığını yenmek için ise özellikle durumu iyi olmayan, neredeyse 400 siyahi erkeğe ne olduğu belli olmayan iğneler yapılmaya başlanır. Deneylere söylemedikleri şey ise şuydu. Sifiliz hastalığını yenmek hiçbir zaman deneyin bir amacı değildi. Deneyin amacı sifiliz hastalığı ileriye giderse ne kadar daha kötü olabilir, ne kadar daha fazla ileriye gidebilir görmekte Bu deneylerin haberi bile olmadan sifiliz hastalığının kendisi bu aşılar sayesinde bu insanlara enjekte edilir. Üzüldüysen bir de şunu dinle. 1940 yılında sifiliz hastalığını yenmek için penisinin iğnelerinin oldukça etkili olduğu öğrenildi. Peki ya bu 400 erkeğe bu iğneler yapıldı mı dersin? Hiçbirini yapılmadı ve yüzlercesi hayatını kaybetti. 1997 yılında Amerika'nın başkanı Bill Clinton'ın bile konu hakkında bir özür mesajı vardır. Atom bombasının babası Oppenheimer atom bombasını bulmaya çalışırken hiç mi insanlar üzerine deneyler yapılmadı sanıyorsun? 1942 yılında Amerika'nın liderliğinde atom bombası Oppenheimer ve ekibi tarafından geliştirilmeye başlandı. 1945 yılında ise Hiroshima yerle bir edildi. Ancak atom bombasından sonra bazı bilim adamları atom bombasının verdiği radyoaktif sonuçlardan oldukça korkuyorlardı. Radyoaktif enerjinin insan vücuduna nedenli zararlar verebileceğini kimse bilmiyordu. 1945 ila 1947 yılları arasında 18 deneye plutonyum enjekte edilmeye başlanana kadar. Elbette her bir deney hakla hiçbir şey paylaşamaması konusunda uyarılır ve sözleşmeler imzalar. 18 deneyin 17'si hayata gözlerini yumar. Ancak Albert Steven deneyi gizemini hala korumaya devam eder. Albert tam 6.400 radyasyon ışınına maruz kalır. Bu sayının inanılmaz yüksek olduğunu bilin. Mide kanseri olan Albert, mide kanserini yener. Tabii yersen. Albert'a aslında yanlış tesis konulmuştur. Hiçbir zaman mide kanseri yoktu. Albert'ın beyin tümörü vardı. Ancak yine de tüm bu enjeksiyonlara ve ciddi radyasyona maruz kalmasına rağmen nasıl bu şartlar altında ve bu tümörle 20 yıl boyunca daha yaşamaya devam edebilirin cevabı hala kimsede yok. Birazdan söyleyeceğim deney ise Amerika tarihinin en gizli ve Amerika devletinin konu hakkındaki tüm belgeleri ortadan kaldırmaya çalışmasıyla meşhurdur. MK Ultra deneyi ile tanışın. Deneylerin psikolojik süreçlerini takip edebilmek için doktorlar tarafından yasaklı maddeler verilen ve yine doktorlar tarafından ağır şiddet içeren görüntüleri, videoları, deneylere izlettiren bu deney belki de bu listedeki en şeytani deneydir. Doktor Sidney tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında yönetiliyordu. Amacı ise askerlerin mental sağlığını her ne olursa olsun koruyabilmekti. Psikolojileri fazlasıyla zorlanmış bir grubun mental sağlığı yine nasıl kaya gibi kalmaya devam eder. Kısaca insanlar hangi durumda olurlarsa olsunlar nasıl duygusuz kalmaya devam edebilirler deneyin ana rolüydü. Bunu anlayabilmek için deneylere yüksek voltajlarda elektrikler veriliyor, hipnoz ediliyor, soğuk ve sıcak sulara maruz kalıyorlardı. Hatta deneylerin akıl sağlığını bir üst kademeye geçirebilmek için her birine yasaklı maddeler veriliyor ve yine her biri saatlerce şiddetli görüntülere maruz kalıyordu. 2001 yılında 20.000'den fazla MK Ultra deneyi belgeleri ile halkla paylaşıldı. Sonrasında ne mi oldu dersin? CIA tüm bilgileri anında el koydu. MK Ultra ile konuşulacak her bir konu yasaklandı. İşin daha kötü kısmı ise bu programa katılan hiçbir deney içtikleri suların veya aldıkları hapların aslında yasaklı maddeleri olduğunu bilmiyordu. Katılan herkese deliye döndürmek için yapılan bu projede onlarca kişi hayatını aldı. Basın açıklaması yapan Donald Young şunları söyler. İnsanların bilinç ve bilinçaltını tekrardan kurmaya, sıfırdan bir bilinç kurmaya hedefliyoruz. Elbette zorluklar olacaktır der Donald. Donald'ı kimse durdurmadığı için tam 88 gün boyunca deneye katılan kişilere yasaklı maddeler, hatta deneylerin gözlerini hiçbir şey göremeyecek şekilde bazı aletlerle bile Bitti mi sanıyorsun? Donald deneyleri gün içerisinde bir sandalyeye bağlayıp 10 ila 12 saat boyunca rahatsız edici seslere ve görüntülere maruz bırakır. MK Ultra deneyi Amerika ülkesinin sırlarından biri olarak kalmaya devam eder. Konu hakkında çok fazla komple teorisi var. Kimilerine göre katılan bu doktorlar devlete süper güçteki insanları verebilme sözünde bulunmuşlardır. Zaten bu yüzden devlet onları rahat bırakır ve yine zaten bu yüzden CIA ortaya çıkan tüm belgeleri yok eder. Ve bu listenin son deneyi TGN 1422. Thomas Unik tarafından yapılan bu ilaç sözde insanların bağışıklık sistemini güçlendirmek için yapılmıştı. TeGenero şirketi tarafından üretilen bu ilaç 2006 yılında 6 kişiye verilir. Sadece 50 dakika sonra deneylerin her birinin organları iflas etmeye başlar. Hiçbir deney hayatını kaybetmemiş olsa da her birinin zekasında gerileme ve hatta bazıları maalesef parmak uçlarını kaybetmiştir. Thomas Unik Ailelerden özür diliyoruz. Bunun olacağını bilmiyorduk. Hatta Tegenora şirketi vermek zorunda olmamasına rağmen bin dolara tüm aileleri vermiştir gibi iğrenç bir açıklama bile yapar. Bu olay ve bu açıklama medyaya ve halka büyük ses getirir. Herkes ayaklanır. Günün sonunda şirket iflas eder. Ne Thomas'a ne de şirket sahiplerine hiçbir şey olmaz. Ve günün sonunda olan şey tüm bu ailelere ve insanlara olmuştur. Eğer buraya kadar geldiysen videodan keyif almışsındır. Bir işirin daha sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Desteğin için çok sağ ol. Kendine iyi bak.